Ne oldu Sanem? Ya ben burayı bir dergide okumuştum da. 2 dakika durabilir miyiz? Tabii tabii durabiliriz. Sen tabii dergide görünce unutmuyorsun değil mi? Yalnız bak dikkat et. Orası biraz dik. Uçurum aşağısı. Tamam. Ha işte gelin kayası. Yani geline benzettikleri için bu ismi takmışlar. Hikayesini biliyor musunuz? Yok hayır bilmiyorum. Ama sen anlat ben severim hikayeleri. Olur anlatayım. Avada yaşayan çok güzel bir kız varmış. Ama avanın dışına hiç çıkmamış. Sonra günün birinde yabancı bir adam gelmiş avaya. O da tüm dünyayı tekneyle dolaşan bir kaptanmış. Bu zamana kadar sevdiğini bulamamış. Ama avalı kızı görünce ona hemen aşık olmuş. Kız da ona aşık olmuş tabii. Sonra evlenmeye karar vermişler. Kaptan babasından istemiş kızı. Babası da ben yabancıya kızımı vermem demiş, reddetmiş. Sonra da kaçmaya karar vermişler. Neyse ben sıkmayayım şimdi sizi. Yok hiç sıkmadın beni. Merak ettim gerisini. Sonra genç kız sözleştikleri gibi sahile gitmiş kaptanı beklemeye, gelinliğini giyip. Ama saatlerce hatta günlerce kaptan gelmemiş. Kız da çok üzülmüş. Ben eğer sevdiğime kavuşamayacaksam ya kuş olayım ya da taş olayım demiş. Sonra da taşa dönüşmüş. Üzülmüymüş. Ya aslında öyle değil. Kızcağız... Bence başımıza bir şey gelmeden artık buradan çıkalım. Dönelim ha. Ama Arzu Hanım'ı arayacaktık. Boş ver. Kendi ararsa arar. İçimden gelmiyor artık. Kendi bilir yani. Müsaitliğini bekliyoruz. Arzu Hanım merhaba. Ben de sizi arıyorum her yerde. Ay bunu duymak ne kadar da güzel. Ben de sabahtan beri sizin peşinizdeyim. Tekne turuna da gelmediniz. Kalbimi kırdınız. Bisiklet turu değil miydi o? Ay, resepsiyon karıştırdı herhalde. Yani otelde bir tur bir tur. Aktivite dolu otel. Herkes tur tur geziyor. Buyurun içeride konuşalım. İçeride mi? Odada mı konuşacağız? Aşağıda konuşsaydık. Asistanınız da pek heyecanlı galiba. Odayı açayım ben size. Buyurun Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Detokstayım, şu an hiçbir şey içemem. Lütfen bana artık Arzu deyin. Kaçıncı karşılaşmamız oldu artık yani. Ben de size canım. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Bir şey içmeden olur mu öyle? Soğuk bir su falan getireyim en azından. Hani terlemişsinizdir. Artık bu iş başınız terlenecekse. Tamam olayım. Can biz baş başa konuşsak diyordum. Olur terasa çıkalım. Hı hı. Getiriyorum o zaman ben suyunuzu. Arzu, benim buraya gelme nedenim... Odanın manzarası çok güzelmiş. Buyurun suyunuzu getirdim. Ama yani yeterince soğuk mu bilemedim. İsterseniz beraber gidip bakalım derecesine. Ben bakayım. Yeterince soğuk. İyi yani, iyi. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Teşekkürler sana. Bir şeye ihtiyacımız yok. Tamam, çıkayım yavaş yavaş. Bardağı da alayım önce. Yok, bende kalsın. Ben keserim.
Çok tatlı kız ya. Evet. Hiçbir şey duyamıyorum ya. Ne yapacağım? Yani şu an iyi ki paparaziler yok etrafta. Yani düşünsene bizi bu şekilde görselerdi. Yani sen ülkenin en trend bekar erkeği, ben de en trend top modeli. Hemen başlık hazırdı. Yılın çifti. Evet ya, iyi ki yok paparaziler. Evet. Haklısın yani. Arzu, ben sana yaptığım teklif hakkında konuşmak istiyorum. Teklif derken? Aslında ben de sizinle çok çalışmak istiyorum Can. Aileyle yaptığın sözleşmeyi kabul etmiyorum. Yani bunu bozacağım, haberin olsun. Şirket olarak sana ihtiyacımız var, yardım gerek. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Senin bu asistan da pek ilgili yani. Neyse, ne diyorduk? Ben böyle bir şeyi kabul edemem Arzu. Sabah bizle sözleşme imzalıyorsun. Sonra bir anda vazgeçip Aylin'le anlaşıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sizinle derken senin ajans. Yani babanın ajans. Sen işlerin başına mı geçtin? Ya bir süreliğine. Ay inanmıyorum ya. Bütün bu meziyetin üzerine bir de bunu mu ekledin? Ya ben senin patron olduğunu bilmiyordum ki. Aylin'le çalışmak bize giriyor. Yani dönemem ki çünkü Aylin bana şantaj yapıyor. Ne? Şantaj mı? Ne şantajı? Ya çok utanıyorum. Arzu, bir çözüm buluruz. Sen söyle lütfen. Ama sen böyle gözlerim içine bakıp lütfen deyince bütün yelkenlerim suya iniyor. Ya benim eski fotoğraflarım var. Böyle şişko, tek kaş, yüzümde benle. Aylin onları bana karşı kullanıyor. Ya düşünsene onları sosyal medyaya verse. Rezil olurum ben Can, rezil olurum. Kendin koy sosyal medyaya. Ne? Kendin koy, ondan önce davran. Bilmiyorum. Bana güven. Fotoğrafları kendin koy ve altına kendimi her halimde seviyorum, güzellik görmeyi bilenimdir yaz. Ay çok şahane. Ya sen bunları nereden biliyorsun ya? Ay hemen koyuyorum, çok heyecanlandım.